tarih boyunca biz millet olarak da bunun 1000 yıl bayraktarlığını yapmışız. Allah'ın kelamını, emirlerini, yasaklarını ve bu barış dinini kainatta her yere ulaştırmak ve her insana ulaştırmak. Bu nasıl ulaştırmak ya? Ya sizin bu halinizden ancak nefret edilir kardeşim, nefret edilir. Ne Müslümanlığı siz? Neyinden bahsediyorsunuz? Yani günde 5 sefer spor yaparak, takla atarak Allah'a ibadet ettiğini mi zannediyorsunuz? Senede 1 ay aç durarak Allah'a ibadet ettiğini mi zannediyorsunuz? Siz İslam'ın 100 karasısınız, 100 karası. Siz insanlığın 100 karasısınız. Batı kötü, Batı hain, Batı şöyle, Batı böyle de sen ne halksın sen? Sen insan değilsin. Sen daha insanlık sınıfında yerin yok senin. Ve sen İslam'ın üzerinde bir yüksün. Keşke putperest olaydın, keşke ateist olaydın, keşke şintoist olaydın. Hatta keşke hayvan olaydın, sen insan da olmayaydın. Kim üretti kardeşim? Bu algıyı kim üretiyor? Batı üretmiyor. Boşu boşuna hedef saptırıp da kendi içimizi rahatlatmayalım. 9 ay 10 gün anne karnında rahminde yetişen bir çocuk. Çıkıyor o. Siz onun sağ kulağına ezan okuyorsunuz. Sol kulağına kamet okuyorsunuz. İsmini bir Müslüman ismi olarak koyuyorsunuz. Bilmem dişi çıktığında hedik yapıp dağıtıyorsunuz. Bilmem doğduğunda akika kurbanları yapıyorsunuz. Bilmem törenlerle sünnet ediyorsunuz. Siz bu masum bebekten bir canavar yaratıyorsunuz sonunda. Bir katil yaratıyorsunuz sonunda. Başında sarığı var bunların. Yüzlerinde sakalı var. Ellerinde kalaşnikofları var. Ağızlarında cihad ayetleri var. Allah'a iftira ediyorsunuz. Allah'ın kitabını ve dinini siz ters çevirdiniz. Neyin bahsini yapıyorsunuz? Esad orada öldürmüş. Vay vay vay, Esad böyle zalim. Gitti yani, hadise tamamen sadece bir siyasi iktidarı devirdiğiniz zaman iş bitiyor mu? Bakın, bütün İslam dünyasında kan var. Bütün İslam dünyasında gözyaşı var. Amerika gelmiş burayı işgal etmiş. Zemin hazırlama. Amerika böyle kötü. Siz temizsiniz. Siz temizsiniz. Yani Mısır'daki Nusra'dan tut da bilmem Suriye'deki IŞİD'den tut da Afganistan'daki Taliban'dan tut da ben sizinle aynı camide olmak istemiyorum. Ben sizinle o inandığınız Allah'a secde etmek istemiyorum. O elinizdeki Kur'an sizin Allah'ın gönderdiği Kur'an olamaz o. Siz onu anlamıyorsunuz bile. Algılayamıyorsunuz bile. Ve şu düştüğünüz duruma bakın ya. Son 100 yıldır İslam dünyası neden böyle ya? Neden böyle? Hanginiz Kur'an'a göre yaşıyorsunuz? Kimin yani, hani o meşhur İncil'de anlatılan bir hikayedir. Bir kadın zina suçu işliyor. Rejim edilecek. İnsanlar adeta böyle bir kin ve öfkeyle toplanıyorlar. Hahamlar da orada. İsa onlara orada diyor ki ilk taşı günahsız olan atsın diyor içinizden. Hepsi birbirlerine bakıyorlar. Kimsenin eli gitmiyor ilk taşı atmaya. Önce insan olarak kendi kendimizi sorgulayalım. Yalan söylemeyin. İftira atmayan, dedikodu yapmayan, tarikat şeyhinden tut, sokaktaki çocuğa kadar herkesin günlük hayatında olan bir şey. Ya bu din size fazla, bence bu dinden vazgeçin. Bu dinin yakasından düşün kardeşim.